Demek ihtiyaç var ki وَعْلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ لَبْ يُطِيُّكُمْ ف۪ي كَس۪يرٍ مِنَ الْاَمْرِ لَعَنِبْتِ Bilin ki Peygamber sizin içinizdedir. O gün hayatımızdaydı, bugün içimizde. Eğer o işlerin birçoğunda size itaat etseydi siz sıkıntıya düşerdiniz. O da bize itaat ettiği yerler var, soruyor bazen. Dünya işini siz daha iyi bilirsiniz. Bu savaşı nasıl yapalım? Bu işi nasıl yapalım? Soruyor. Ama çoğunda itaat etseydi bize biz sıkıntıya düşerdik buyurmaktı. Sonuç değerli dostlar. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُطَاءَ بِاِذْنِ اللّٰهِ Peygamberler ancak itaat için gönderilmişler. Yoksa orada kendi kendine otursun, sadece seviyoruz. İtaat de nedir o zaman? Onun öğretilerini, onun talim ettiği hikmeti öğrenip hayatımıza koymak için. Bu duygularla Cenab-ı Hak imanımızı yenilemeyi, itaatımızı gözden geçirmeyi, o itaat zevki içinde yaşamayı ümmete nasip eylesin. İçinde bulunduğumuz sıkıntılardan da kurtuluşu bizlere lütfeylesin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.